22. soru bir geometri sorusu yine. Bir yamuk var karşımızda. Diyor ki ABC'de yamuk olduğuna göre B eksi A kaçtır? Bize neler verilmiş? Bakalım. 4 tane açı verilmiş ve AB'nin CD'ye paralel olduğu verilmiş. Şimdi paralel olduğu bilgisini nasıl kullanabiliriz diye bir yoğunlaşalım soruya. Şurası, pardon. Şurası AB'ye paralel. Dolayısıyla AX burası ise şurası da AX olacak. Veya X burası ise şurası da X olacak. Peki bundan başka ne işe yarar? Buna bakalım. Öncelikle 3X burası ise, daha doğrusu B ve A'dan gidelim daha pratik olsun. Çünkü A ve B bilinmeyen. BX burası ise ve tamamının 180 olduğunu biliyorsam şu açı ne olur? 180 eksi BX olur. Yani 180'den BX'i çıkaracağım. Şurası 180 eksi BX oldu. Bakalım sağlıyor mu? Toplayalım. 180 eksi BX, BX daha ne eder? Eksi BX artı BX'i götürdü. 180 etti ikisinin toplamı. Buranın 180 eksi BX olduğunu biliyorum. Az önce bir şey demiştim. Aynı zamanda bu açı neye eşitti? Şuradan paralellikten dolayı X'e eşit. Dolayısıyla 180 eksi BX, X'e eşit oluyormuş. Gelelim ikinci tarafa. Şimdi burası AX ise şurası nedir? 180 eksi AX. Çünkü ikisinin toplamı 180. Peki bu 180 eksi AX aynı zamanda neye eşit? Paralellikten ötürü şöyle düşünürsek şu açı şu açıya eşit olacak. Tıpkı bu açının şuraya eşit olması veya bu açının buraya eşit olması gibi. Paralelliği kullanıyoruz. 180 eksi AX aynı zamanda 3X'e eşit. Şimdi buradan B eksi A'yı bulacağız. Şimdi öncelikle B eksi A'yı soruyorsa muhtemelen soruda B veya A bulunmuyordur. Direkt B eksi A bulunuyordur. Ki böyle sorulara biz denklem çözmeden falan alışkınız. Mesela bize der ki A eksi B nedir? Bir bakarız zaten A ile B'yi bulamıyoruz. Direkt denklemleri alt alta çıkarınca A eksi B geliyor. Şimdi burada da benzer bir şey var. Şimdi bu denklemleri ne yapalım? Çıkaralım mesela. 180'den 180 çıktı 0. Eksi bx'ten eksi ax çıktı. Böyle kalsın. X'ten 3x çıktı. Eksi 2x. Her taraf eksi. Muhtemelen ters çıkarttık. Sorun değil. Şimdi onu hallederiz. Eksi bx eksi eksiyle yan yana geldiği için artı ax oldu. Eşittir. Eksi 2x. Şimdi iki tarafta da bir eksi var ya ben bunu kurtaracağım. Nasıl yapalım? Önce x'ten de kurtulabiliriz. Önce x parantezini alalım iki tarafı da. Burada eksi b artı a kaldı. Eşittir eksi 2 oldu. X parantezinde. X'ler sadeleşti. Ve şu kaldı. Eksi b artı a eşittir 2. Şey eksi 2. Eksi b artı a eksi 2'ymiş. Şimdi iki tarafı da eksiyle çarpalım. Artı b eksi a eşittir 2 oldu. Yani b eksi a eşittir 2 oldu. Şu işlem niye bu kadar uzadı? Çünkü ben burada aslında ters yaptım. Yani mantıken bir denklem, iki tane denklem varsa getirip x'ten 3x çıkarılmaz. 3x'ten x çıkarılır. Ben çok önemsemedim. Dedim eksileri yaparım ama kafa karışabiliyor. Sınavda da stres olunca eksileri ters yapabiliriz. Gerçi şıklarda eksi 2 yok ama tabii uzaklık olduğu için. Gerçi eksi 2 de olabilirdi. B A'dan büyük, küçük de olabilirdi. Şöyle yapalım, yapılabilir. 3x'ten x çıkaracağız. Yani üstteki denklemi, şey alttaki denklemden üsttekini çıkaracağız. Onu da yapayım. Şundan bunu çıkaralım. Dolayısıyla biz bunu üste yazarsak daha kolay çıkarırız. Üste yazdım, çıkarıyorum. 180'den 180 çıktı 0. Eksi AX'den eksi BX çıktı. Eşittir 2X oldu. Şurası eksi AX artı BX oldu. Eşittir 2X oldu. Her yer şey, 3X oldu. Pardon 2X oldu. Şurası 2. Her yerdeki x'ler sadeleşti.
Yine b eksi a'nın 2 olduğunu gördük. Birkaç tane işlemi daha az yaptık. İşlemden ziyade burada önemli olan şey şu paralelliği görmemiz. Şu paralellikten ötürü bu açının şuraya, şu açının buraya eşit olacağını, aynı zamanda x açısının şu dış açıya ve şuradaki açının da b eksi eşit olacağını görmemiz. Geri kalan işlemler bir şekilde yapılır.